İbrahim Akın aramızdaydı. Yayında da ifade ettiğimiz gibi bundan sonra sıkça adını duyacağımız bir partisi ve sıkça adını duyacağımız bir eş genel başkan olacak. Yeni bir konuğumuz var, Hasan Cemal gazeteci. Hasan Cemal yanımızda. Bunu arkadaşlarımıza bırakalım isterseniz. Daha rahat konuşun. Hoş geldiniz. Dün sizinle telefonda sohbet etmiştik. Sözümüzü almıştık. Teşekkür ederiz sözünüzü. Teşekkür ederim. Hemen bir meslek büyüğüm olarak size siyasete girmeye neden ve nasıl karar verdiniz diye sormak istiyorum. 54 yıldır gazetecilik yaptım. Yaş 80'e gelirken de elimi taşın altına koymak istedim. Bütün yazdıklarım, çizdiklerim, yorumladıklarım konusunda aktif olarak bunları ne kadarını yapabilirim, başarabilirim dedim. Ve bu nedenle elimi taşın altına sokmaya karar verdim. Peki siz tabii ki Kürt siyasetini çok yakından takip ediyorsunuz. Eminim bunun gibi onlarca, yüzlerce toplantı belki de takip etmişsinizdir ama bugünkü toplantının atmosferini nasıl buldunuz? Aday profilini nasıl buldunuz? İlgiyi nasıl buldunuz? Vallahi bu özellikle Kürtlerin hakim oldukları toplantıda müthiş bir canlılık, oynaklık vardır. Müziğiyle, dansıyla, ondan sonra halaylarıyla falan. Bu beni hep heyecanlandırır öteden beri. Bu da ilk defa değil ama bugünkü de çok güzeldi. Aday profilini nasıl buldunuz? Kadınlar, gençler? Valla Kürt siyasi hareketinde kadınlar gitgide hakim oluyor. Bunda yani. Kuşkum yok. Biraz öyle oluyor galiba. Bu da iyi bir şey. İyi bir şey, iyi bir şey, iyi bir şey. Peki Sayın Cemal, elbette sizin geçmişinize, bugüne kadar yaptığınız çalışmalara baktığımızda Kürt sorunuyla yakından ilgili bir gazetecisiniz. Meclise girdikten sonra da takipçisi olacağınız özel bir alan olacak mı? Kürt sorununun çözümü için seçimden sonra neler olmasını bekliyorsunuz? Yeni bir süreç gibi mesela. Buna ilişkin çalışmalarınız neler oldu? En önemlisi tabii Kürt sorunu Türkiye'nin en yakıcı sorunu. Yani Kürt sorunu bir çözüm rayına oturtulamadığı için Türkiye'de doğru dürüst ne demokrasi, ne hukuk, ne adalet rayına oturdu. O yüzden Kürt sorununu çözüm rayına oturtmadan bir şey yapılmaz. O yüzden de Kürt sorununu mutlaka ve mutlaka bu dönemde parlamentonun zeminine, meclis çatısı altına getirmek lazım. Bir de burada bir şeyi unutmamak lazım. Kürt sorunu gibi Türkiye'nin bazı temel sorunlarını ele alırken çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü Türkiye'de bir uzlaşma kültürü yaratabilmiş değiliz. Türkiye'de siyaset yapılırken siyaset meydanında hep sanki düşmanlar varmış gibi davrandık. Oysa rakipler var, düşmanlar yok, öyle görelim. O yüzden de bunu, bu uzlaşma ruhunu hakim kılarsak Türkiye'de Kürt sorununu da konuşa konuşa, zamana yayarak çözebileceğimizi sanıyorum ben. Türkiye'nin her şeyin yanı sıra, bütün bu çözümlerin yanı sıra bu çözümleri gerçekleştirebilmek için uzlaşma kültürüne, diyaloga ihtiyacımız var. Acele etmemek lazım. Oturacağız, konuşacağız. Bazı sorunların bazı yanlarını ileriye bırakacağız. Bazı yanlarını alıp çözeceğiz. Önceliklerle sonralıkları karıştırmayacağız. Bu en önemli şey. Ve ben umutluyum. Yani şu 14 Mart'ta bu tek adam rejimini ve tek adamı sona erdirebilirsek seçim sandığında onunla birlikte tünelin ucunda bir umut ışığı yanmış olacak. Bu umut ışığını biraz daha açmak gerekirse Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Halkların Demokratik Partisi'yle yaptığı görüşmede Kürt sorununun çözümünün yerinin parlamento olduğu ve seçilirse bu noktada adım atılacağını söyledi. Kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Parlamentoda Kürt sorununun çözümü için adım atılacağını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini taşın altına koyacağına dair inancınız var mı? Herhangi bir kuşkum yok. Sayın Kılıçdaroğlu özellikle bu Millet İttifakı'nın, bu Demokrasi İttifakı'nın temellerinin atılmasında ve kurulmasında perde arkasındaki bir mimardır. Bu işi mimarıdır ve Türkiye'de olmayan bir şeyi gayet sakin, gayet suhuletle gerçekleştirmiştir. Nedir bugüne kadar olmayan Türkiye'de? Farklı siyasi çizgideki partileri alıp bir masada
ve demokrasi çatısı altında birleştirmektir, birleştirmiştir. Bunu başarmış olan bir lider olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun bundan sonra da Kürt sorunu başta olmak üzere temel sorunları çözmek için yine aynı yolu ve uzlaşma ruhunu yakalayacağını sanıyorum. Peki son olarak şunu da soralım, sormasak olmaz. Aday olduğunuz öğrenildikten sonra kamuoyundan özellikle de sosyal medyada sanıyorum sınırlı kalan eleştiriler vardı. Bu eleştirilere yanıtınız ne olur? Bir yanıt vermek ister misiniz? Valla eleştirilere herhangi bir yanıt vermek istemiyorum. Bazı eleştirileri haklı olduğunu söyleyebilirim. Bazı eleştirilerin son derece haksız ve düşmanca olduğunu söyleyebilirim. Ama bunlarla uğraşmayacağım. Yani ben Türkiye'nin geleceğini ve Türkiye'nin önünü açacak meselelerde bu uzlaşma ruhunu şey yapmak istiyorum. Yaratılmasına katkıda bulunmak istiyorum. Çünkü o eleştirilerden bazıları Türkiye'de uzlaşma ortamını falan zorlaştıran bir takım tavırlar olarak görüyorum. Onun için geçmişten çok gelecekle uğraşalım diye. Teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Vermek istediğiniz son bir mesaj olabilir. Peki başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Tamam. Mecliste görüşmek umuduyla diyelim.